Erdoğan çözüm sürecinden vazgeçti ve masayı devirdi. Aslında Türkiye'de çatışmaların ve şiddet ortamının yeniden başlaması, boy vermesi 28 Şubat yani 2015 28 Şubat'ında Dolmabahçe'de yapılan mutabakatın yok sayılmasıyla başladı. Ve bunu yok sayan da Tayyip Erdoğan'dır. Kürt sorununun çözümünü Tayyip Erdoğan bütün bir süreç boyunca aslında kendi siyasi amaçlarının, hedeflerinin basit bir uzantısı olarak gördü. Biz sonradan şunu da çok net ve acı bir şekilde gördük. Aslında çözüm sürecini başlattığı dönemde de hiçbir biçimde samimi değillermiş. Yani bu sorunu çözmeye, Türkiye'de demokratik bir reform gerçekleştirme kararlılığına sahip değillermiş. Çünkü bu süre içerisinde aynı zamanda çok ciddi bir biçimde yani bu 3 yıllık süre içerisinde siyasi iktidar, saray çok büyük bir askeri tahkimat. Demokratik alanda HDP'ye dönük kapsamlı saldırılar oldu 2014 sonrası. Hem de Kürdistan kentlerinde çok yoğun tutuklamalar oldu. Siyasi soykırım operasyonları artarak sürdü. Gerillaya dönük birçok yerde saldırılar gelişti. Bütün bunlar 2014 tarihinde yoğunlaşan saldırılardı. 2015 ile birlikte 5 Nisan'dan sonra önderliğimizle görüşmeler kesildikten sonra bu saldırılar daha fazla yoğunlaştı. Tabii Temmuz'la birlikte yazdan itibaren de tamamen topyekün savaş konseptini Türk Devleti devreye koydu. 24 Temmuz'da kapsamlı hava saldırıları başladı. Ondan sonra zaten Ekim'de Ankara'da büyük bir katliam oldu. Çok sayıda insan, 103 insan yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı oldu. Yani bu bir, kısacası bu bir soykırım planıdır. Bunun tabii amacı şu, Türk Devleti yıllardır Kürtlere karşı bir soykırım planı uyguluyor. Yani 100 yıllık bir politikadır esas olarak. Bu yeni bir politika değil. Fakat dönem dönem böyle diyalog süreçleri PKK ile gelişti. Fakat Türk Devleti Kürt sorunu demokratik çözmeye dönük, Kürtlerin haklarını vermeye dönük gerçek bir konsept oluşturmadı, gerçek bir politikanın sahibi olmadı. Bir plan ve proje geliştirmedi. Biraz bu yönlü attığı adımlar daha çok böyle hareketi oyalama, Kürt halkını beklentiye koyma, uzun vadede de hareketi tasfiye etme, PKK'yı tasfiye etme, Kürtlerin mücadeleyle ortaya çıkardığı değerleri de ortadan kaldırma. Bu anlamda böyle hep bir oyalama, bir aldatma, özünde de bir tasfiye siyasetini bugüne kadar gelen bütün hükümetler Kürtler üzerinde yürüttü, uyguladı. AKP'nin yürüttüğü siyaset de buydu. Yani o diyalog süreci,
adı altında, çözüm süreci adı altında yürütülen o diyalog sürecinin kendisi de özünde bir tasfiye siyasetiydi. Yani 2 yıl boyunca da mesela bu konuda herhangi somut bir politikası Kürt sorunu çözmeye dönük gelişmedi. Veröffentlichen. Wir haben uns entschieden, das erst zu machen, wenn wir zurück sind, beziehungsweise zumindest auf dem Weg nach Istanbul, weil wir Angst haben, dass das die Situation noch verschlechtert. Als wir auf das Gitter zugegangen sind, kamen dann 5, 6 Bullen mit Waffen halt und haben gesagt, wir sollen stehen bleiben. Dann haben die zu schießen angefangen, dann sind wir natürlich stehen geblieben, haben die Hände hochgenommen und sind dahin. Dann folgte eine relativ lange Durchsuchung, so 1,5 Stunden, Presse und so hat sie alles nicht interessiert. Das, beschimpft natürlich die ganze Zeit als ausländische Agenten und als Hunde und was weiß ich was, haben es mir einfach mit dem Tod gedroht. هزکی سر اساسی خواه پرستی نه همون دنیا دبینه یعنی ایرول سر گلی کرد پیواجی که توپ یکون امها این کار کرن دست بی بویه لهم بری بیجی جوان وی گلی اف گل مجبوره خواه بپاریزه یعنی تشتی که کد دنیای ده تد ولاته ده نهات یه دیتن ام بیجین حیان ها که همو ولاتین اوروپایی همو ولاتین دنیای ده جیان دیکن با آواهی که کت زاروکا قتل بکه تو دایکا قتل بکه تو دایک جوان اختیار قتل بکه نه هتیه دیدن یعنی یعنی جد نوا دبیشین یا کندی اولکین سینرلاری چریسندن بیشین تندره سینری ولاتی خود سلاح گرام بد کارتی نه یعنی نردیسه ارت خوادم بلا ایریشک چه دبی یعنی تو دولت آدم نه هتیه دیدن و هر نیاشی چای بخوش ونان دگره یعنی ام دیسا باند دکین یعنی همو انسانی کدوبیم خودی وجدانن همون انسانی که دبیش ام پی عدالتی دنه پی و کهی دنه گرک هویتی اکول کردستان اتی مشاندن جاب جر نگیرن جبر ام دبینن ایرول همون دریده ایریش اکول سر گل مرد کردن زاروکیم کوتی قتل کردن هرکس ولاتی وی آخه یعنی ادی گرک هرکس جب زانه بن و ساعتی شونده گفت پاش دنافیجن برخودانی ما حیات داویه به طلبی وی گلی هنر خواسته کی وی گلی هنر مافی خود خوازه زمانی خود خوازه ناسنامه خود خوازه قبول بکن امی بجنی با آوایی که انسانی پیر ارونین دخوازی خواه طلب دکن و پیک ورین قبول جنه که وکی که چیتی کنها بردوام دکه به سیلحی به چکداری و به چی ببه اف جی حیا که طلبی وی گلینه قبول کرین و بردوام بکن حالی ما ام شخالی در جدین ام آدین خالی ما شواتی هم چه تشتی من هم ام دو خواشی بارشت گینم مدوی خوین هم سرکنه و هم رجایش دولت ایجید که ایش واید ایجید که هم خوین هم سرکنه هم دوا خوشی و باروش حضیرت که و هم بگرمیش دی بیجه هم پریشان بین هم آج وارد هم آج وارد کلانه نه با سوقاقه نه هم دو تورو چی جوگه من با سوقاقه نه رحمتی بر شیخ خواهیم حتی Her yerimizi, evimizi yıktılar. Yolumuzu yıktılar, sokaklarda yatıyorum. Çocuklarım perişan. Bu devlet bize ne istiyor? Kürt olduğumuz için mi bizi böyle yapıyorlar? Ellerimizi yıkıyorsun, çocuklarımızı perişan ediyorsun. Daha bize ne istiyorsunuz? Yeter, bu kadar yeter. Bilindiği gibi bu mücadelenin 40 yıllık bir geçmişi var. Yani kaynağını oradan alıyor. Son gelişen hamle de 4. stratejik hamlemiz. Aslında 7 Haziran itibaren devletin hazmedememiş olduğu bu hedefinin siyasal alanda elde etmiş olduğu başarı. Bundan kaynaklı gelişen bir hamle. Türk halkı da burada özellikle Botan'da, Botan'ın 4 kentinde eş zamanlı bir öz yönetim ilanı yaptı. Gerçekleştirdi. Kapılar yaptı. Sonra ev bozuldu. Artık bir yere gideceğimiz yok. Bir şey yapacağımız yok. Her yer bozuldu. Şimdi nerede kalacağımızı da bilmiyoruz. Okullarımız gitti. Eğitimsiz kaldık. Bir meslek sahibi olmak istiyoruz ama bilmiyoruz. Ne olmak istiyorsun? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yasak olmasaydı belki okulumuzu ve eğitim
öğretim yılımıza devam ederdik. Ama maalesef artık evimize de gidemeyiz. Evde kalmadık. Bunların kafasında kardeşlik denilen şey AKP kardeşliğidir. Ya AKP'lisin ya düşmansın. AKP'ye biat edersen tamam derler. Senin kafanı okşar, sana kardeş derler. Ama AKP'li değilsen ne olursan ol. Kürt, Türk, Sünni, Alevi ne olursan ol. Seni vatan haini, seni düşman olarak ilan ediyorlar. AKP'den önce de tekçilik vardı. Herkes Türk olacak deniyordu. Herkes tek dil olacak deniyordu. AKP bunlara başka teklikler de ekledi. Tek parti etrafında toplanacağız ve tek adam etrafında toplanacağız diyorlar. Bunu kabul etmeyeni düşman olarak görüyorlar. Cenazeyi bile düşman olarak görüyorlar, cenazeyi. Cenaze arasında ayrım yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir. Zarage mehnik kız mali meşevtan. Ama hacı kirizme gerra. Ma dava çelmet kemsel maliyem sel. Ahay memleket evidem, khaniye evidem, çivide. Rojge yardım da eme. Nasıl kanlı ki hana haberdi, ama vatı hana haberdi. Kudem dev gerila ya hana haberdi. Kudem dev aha hana haberdi. Hüle hata namla hüle mehbe sevgi hüle peşiydi hüle peşiydi hüle Yani şerli bırak çavul içeri be. Valla her şey tabiçin sen mel dergiyem eldin zarı giyem el tırsın. Kudem neyli şevi hata sahibi nefes tabi. Yani bu hem de kar... Hem şematı siştiş tazmeti silha me tanakami. Hem tanakal diyor, hem lal yaldın, hem ki kıyır, hem ki heva, hem tilil yaldın. Ha, kudem şerri me ev. Ama ne ta halim edbini kudem tedem eksiyle tiyaşın gali. O silahını yere atsınlar. Gelsin böyle insanlarını, bu genç çocuklara 7-5 aylık, 4 aylık, 2 aylık bebeğini, canını öldürmesin. He? Tamam. Yani kendini böyle yapıyorsun. Yol buradan gidiyor. He, dayı. He? Bu insanı böyle yaptılar. Zeki. Kim seslendi? Ben hatırlattım, bir kez yüktüreyim. Kurucu çile var, kurucuya bunda var, müsebbine kırakın. Ben bizi yıkılattın. Çehette kurucuya he. مالا قرجي خرابي ربي قرجي خاين انا عمر عمينا وشاوات هاندينا عمزة تو بعدان وبيشار وبيقيامات عمزة رعبين ووش بسمة وليك بيا اشتاشت عمزة رعبين ازاريك خام عزو زاريك خلاص ما تشبتش خدا اوه دي تغزي رعبين تشبتش ما نبي اوتل بني هم بيش شاوات هاند تشبتش نايدا حتى دملا خوينا ما هم بيوه دوزي حتى دملا خوينا ما هذا بني سري أردوخان رابيتو بني سري أردوخان رابيتو كذابا بيجي بشاوتيني هندا كذابا فقير وجرا شاوتان داي داي اس أفضل قوينا بابا اندرمان براو كذب اس أفضل بابا اندرمان داي Cizre'de iki bodrum katında, sonradan üç bodrum katı olduğunu öğrendik ama esas olarak iki bodrum katında yaralı bulunan, silahsız ve yaralı bulunan insanlar yakıldı. Ve bizler onların saldırıya uğradığı ve yakıldığı anların sesini duyduk. O süreç içerisinde insanlar öldürülüp yakılmadan önce bir kısmı da aynı zamanda diri diri yakıldı. Cizre'ye girdik ve o bodrumların olduğu sokağa girdik. Daha o sokağa girmeden tuhaf bir koku fark ettik. Sonra anladık ki o koku sokaklara, mahallenin bütününe yayılmış koku, yanmış insan eti kokusu. Aradan 20 gün geçtikten sonra hala o koku Cizre sokaklarında duyuluyordu ve biz kentten ayrıldıktan bir hafta sonra da giden her insan o kokuyu duyduğunu anlatıyordu bize. Belki de o yanık insan kokusuyla yaşayanlara, yakamadıklarına mesaj vermek istediler. Ama
bize bir korku mesajı veremediler. Bizler o kokuyu duyduktan sonra daha da öfkelendik. Bizler o yanmış insan kokusunu duyduktan sonra bu vahşet siyasetinin yenilmesi ve artık tarihin karanlığına gömülmesi gerektiğine bir kere daha inandık. Biz o kokuyu unutmayacağız. Ve bir daha Türkiye'de öyle bir koku duyulmasın diye bu siyasi iktidarı tarihin karanlığına göndereceğiz. Tabii kış sürecinde gerilla çok fazla hareket edemediği için fazla eylem geliştiremedi. Daha çok halk direnişi biçiminde, yerel gençliğin direnişi, öz savunması biçiminde bir mücadele yürütüldü. O açıdan eylemsellikler daha fazla artacak. Hem kırsalda, hem şehirlerde, hem de Türkiye metropollerinde. Gerilla eylemselliklerinde de ciddi bir artış yaşanacak bundan sonra. Tabii paralel olarak toplumsal direniş, halkın mücadelesi devam edecek. Daha güçlü bir biçimde. Hem Kürdistan'da hem de Türkiye metropollerinde. Yani biz bu baharla birlikte ve bundan sonraki süreç açısından mücadeleyi hem Kuzey Kürdistan'da hem de Türkiye'de daha fazla yükseltme, radikalleştirme kararını aldık. Bu mücadeleyi en güçlü bir biçimde geliştireceğiz. Teslimiyet dayatılıyorsa, faşizm dayatılıyorsa yapılacak tek bir şey var, o da mücadele ve direniştir. Değil mi yani? Onun dışında bitersin yani. Yok olursun yani. Var olabilmek için, özgürce yaşamak için mücadele ve direnişten başka yol yoktur. Kürtlerin yaptığı da budur. Rerona ile verdiğim kıyna şehidan.